Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf öğrencilerimizle birlikte 2. ünitenin önemli bir konusunu Misak-ı Milli ve TBMM'nin açılmasını detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Birazdan ders ekranıma geçiş yapacağım. Ders notlarımın PDF hali ücretsiz bir şekilde açıklama kısmında mevcuttur. Oradan alıp sizler de kullanabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve hemen dersimize geçiş yapalım. Konu başlığımız bir milletin yemini yani misakı milli. Arkadaşlar hatırlayacaksınız Amasya görüşmeleri yapılmıştı. Temsil heyeti ve İstanbul hükümeti Amasya'da görüşüp İstanbul'da meclisin açılacağını vurgulamışlardı. Şimdi Mustafa Kemal İstanbul'un resmi olarak işgal altında bulunması ve hem de tutuklanma ihtimalinden dolayı Mebusan Meclisi'nin açılışına katılmıyor. Ankara'da kalıyor çünkü hatırlayacaksınız Mustafa Kemal de zaten Erzurum'dan milletvekili seçilmişti. Oraya gidecek olan milli mücadele yanlısı milletvekillerinden 3 tane istekte bulunuyor. İsteklerinden bir tanesi. Diyor ki beni meclis başkanı seçtirin. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in kendisini meclis başkanı seçtirilmesinin istemesinin sebebi şudur ki meclis eğer kapatılırsa Meclis başkanı istediği bir yerde meclisi toplayabilme yetkisine sahip. Bu yüzden Mustafa Kemal de kendisinin meclis başkanı seçtirilmesini istiyor. Zaten bunun sebebini söyledik ama Mustafa Kemal isteği yerine getirilmiyor. Çünkü Mustafa Kemal meclis toplantısına katılamıyor. Yine Mustafa Kemal'in oraya gidecek olan milletvekillerinden ikinci isteği oraya gittiğiniz zaman birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeniz gerekiyor. Bunun için... Müdafayı hukuk adında bir grup oluşturun. Nasıl bugün TBMM dediğimiz bizim meclisimizde hani partiler var ya A partisi, B partisi, C partisi onlar hep birlikte grup olarak hareket ediyorlar. Mustafa Kemal de o gün mecliste milletvekillerinin birlikte hareket edebilmesi için müdafayı hukuk adında bir grup kurulmasını istiyor ama Mustafa Kemal'in bu isteği de gerçekleştirilmiyor felahı vatan denilen bir grup kuruyor mücadeleciler, milli mücadeleciler. Hemen geçiyorum üçüncü isteğine. Bu belki de Mustafa Kemal'in istediği en önemli istek. Diyor ki oraya giden milletvekillerinden Erzurum ve Sivas'ta aldığımız kararları kabul ettirin. Hatırlayın Erzurum ve Sivas kongrelerinde ne kararlar almıştık? Manda ve himaye kabul edilemez. Milli iradeyi hakim kılmak esastır gibi çok önemli. Hem tam bağımsızlık hem de milli egemenliği gerçekleştirebilmek için önemli kararlar almıştık. Oraya giden milletvekilleri bir karar alacaklar. Kararın adı Misak-ı Milli ve Misak-ı Milli kararlarını kabul ettirecekler. Mustafa Kemal'in ilk iki isteği kabul edilmiyor ama milletvekilleri oraya gittikleri zaman Misak-ı Milli kararlarını alacaklar arkadaşlar çok çok önemlidir. Zaten Misak-ı Milli'nin altyapısı da hem Erzurum Kongresi'nde hem de Sivas Kongresi'nde oluşturulmuştur. Mesela hemen bakalım. Milletvekilleri Osmanlı'nın son meclisinde toplandılar ve Misak-ı Milli kararı olarak ne aldılar? İlk maddeye bakar mısınız? Monros imzalandığı sırada işgal edilmemiş Türk topraklarının tümü ayrılmaz bir bütündür. Bakın dikkat edin. E biz bu kararı zaten Erzurum Kongresi'nde almıştık. Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz demiştik. Aynı cümle, hemen hemen aynı cümle değil mi? Türk yurdunun sınırları çizilmiştir ve vurgulanan şey, bak dikkat edin, ayrılmaz bir bütündür. Vurgulanan şey burada kesinlikle vatan bütünlüğüdür sevgili arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Yine Misak Milli'de alınan bir diğer karar. İşgal altındaki Arap halkları özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerine kendileri karar vermelidir. Dikkat ederseniz burada da halkın kararına saygı duyulacağı belirtilmiştir. Bölge topraklarının durumu da netleştirilmek istenmiştir. Çünkü halk kendi geleceğine kendi vereceği oylarla karar verecek. Yine kendi istekleriyle anavatana katılmış olan Kars, Ardahan, Batum için gerekirse tekrar halk oylaması yapılabilir. Halk oylaması da zaten seçim demek aslında. Burada neden biz Karsardan Batumu bir daha böyle e, referandum'a yani oylamaya götürüyoruz? Türk nüfusunun fazla olduğunu biliyoruz ve seçim yoluyla Türk nüfusunun orada fazla olduğunu kanıtlamak istiyoruz. Yine çok önemli bir bilgidir. Belki de Misak ı Milli'deki en önemli cümle diyebilirim. Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır. Dikkat ederseniz bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir ekonomik sınırlama vardı. Kapitülasyon. İşte bu cümle kapitülasyonların kaldırılmasını gösteren, istenen bir cümledir. Ve bizim istediğimiz şey kesin anlamıyla burada tam bağımsızlık diyebiliriz. Buradaki önemli maddemiz de tam bağımsızlık diyebiliriz. Yine misak-ı milliden alınan bir karar azınlık hakları yabancı devletlerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanması şartıyla sağlanacaktır. Yani bu şu demek? Siz ne kadar Müslümanlara hak verirseniz, biz de azınlıklara o kadar hak vereceğiz. Burada vurgulanan şey de kesinlikle eşitliktir. Yani denkliktir diyebiliriz. Yine Misak-ı Millî'de ilan edilen, duyurulan şeylerden bir tanesi İstanbul şehri ve Marmara'nın güvenliği her türlü tehlikeden uzak kalmalıdır. Burada da bu maddenin amacı Boğazlar ve İstanbul'u ülkenin başkentini korumak istemeleridir diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar dikkat ederseniz Misak-ı Milli'nin maddeleri kesin olarak itilaf devletleri için olumsuz şeyler ve itilaf devletleri bu maddeleri görünce çılgına dönüyorlar, deliye dönüyorlar ve hemen yeşil bölüme geliyorum. Misak-ı Milli zaten son Osmanlı Meclisi kabul edince itilaf devletleri meclisi basıyorlar, meclisi kapatıyorlar ve İstanbul'u da resmen işgal ediyorlar. Yani Osmanlı Meclisi'nde Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi hem meclisin kapanmasına sebep oluyor hem de İstanbul'un resmen işgal edilmesine sebep oluyor. Şimdi Misak-ı Milli'nin önemine gelirsek. Misak-ı Milli'nin kararlarını, maddelerini okudunuz ve yorumlarını gördünüz. Buradan şunu diyebiliriz ki Erzurum ve Sivas Kongresi kararları meclis tarafından onaylanmıştır. Yani aynı cümleler hem Erzurum'da vardı hem Sivas'ta vardı. Misak-ı Milli ile bu kararları pekiştirdik. Yine milli mücadelemizin siyasi programını oluşturduk. Milli sınırlarımızı çizdik. Milli sınırlarımız nedir biliyor musunuz? Milli sınırlar Mondros'tan hemen önceki sınırlar bizim sınırlarımızdır. Vatan bütündür bölünemez dedik zaten hatırlarsanız. Yine vatanın bütünlüğü vurgulanmıştır. Yine burada da kapitülasyonlara <laughs> Çok özür diliyorum. Yine burada da kapitülasyonlara karşı çıkıldığını da görebilirsiniz diyoruz. Peki Mustafa Kemal daha önce hatırlarsanız demişti ki İstanbul'da toplamayalım bak bu meclisi. İstanbul'da toplarsak itilaf devletleri burayı işgal edebilirler. Rahat çalışamayabiliriz demişti. Ve gerçekten de Mustafa Kemal'in dediği çıktı mı? Çıktı. O zaman Mustafa Kemal bir tahmin yapıp tuttu değil mi? Yani biz buna ne diyoruz? ileri görüşlülük diyoruz. Süpersiniz sevgili arkadaşlar. İşte son Osmanlı Meclisi'nin kapatılması bizim için çok güzel bir fırsat oluştu. Tamam öyleyse biz de kendi meclisimizi açarız diyerek 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açacağız. İlk TBMM'ye baktığımızda Anadolu'dan seçilen ve İstanbul'dan Ankara'ya kaçabilen Milletvekillerinin katılımıyla 23 Nisan tarihinde açılıyor. Arkadaşlar tekrar bir seçim yapılıyor. E, seçilen milletvekilleri zaten geliyor. Mustafa Kemal de son Osmanlı Meclisi'nden kaçabilen milletvekillerinin Ankara'ya gelmesini istiyor. Bu da zaten Mustafa Kemal'in demokrasiye önem verdiğini, demokrasiye değer verdiğini bize gösterir. Mustafa Kemal bu meclise Ankara'dan, TBMM'ye Ankara'dan milletvekili olarak seçiliyor. Ve hemen bir gün sonra da meclisin başkanı oluyor ve dikkat ederseniz zaten meclis toplantılarında bizzat Mustafa Kemal yönetiyor. 24 Nisan'da meclise Mustafa Kemal bir önerge veriyor ve diyor ki hükümet kurmak zorunludur. Yani bu meclisin kurucu bir meclisi olduğunu anlayabilirsiniz. Yine meclisin üstünde hiçbir güç yoktur. Bu ne demek? İstanbul hükümeti artık yok sayılıyor. Yani olağanüstü bir meclis olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni açılan meclis hem yasama gücünü hem de yürütme gücünü birlikte kullanıyor. Normalde demokraside uygun bir şey değildir bu. Ama o dönemde hızlı karar almamız lazım. Çünkü savaşa girecek ülke. O yüzden hem yasama yani kanun çıkarmayı hem de ülkeyi yönetmeyi yürütme etkisini yani birlikte götürüyor. Biz buna da güçler birliği diyoruz. Normalde tekrar söylüyorum, demokrasilerde güçler birliği olmamalı. Güçler ayrılığı olmalı. Yine 24 Nisan önergesinde geçici bir hükümet başkanı tanımak veya padişah vekili atamak doğru değildir diyor. Bu da zaten Mustafa Kemal'in TBMM'nin kalıcı olacağını vurguladığını söyleyebiliriz. Hemen geçelim ilk TBMM'nin özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar. Güçler Birliği ilkesini benimsemiştir. Yani yasama yürütme yargıyı komple TBMM yapmıştır. Olağanüstü bir meclistir. Çünkü savaş dönemi meclisidir zaten. Baktığımızda kararları hızlı bir şekilde almıştır. Yine toplumun her kesiminden, her kesimden bir bakıyorsunuz askerde var, bir bakıyorsunuz sivil vatandaş da var, memur da var, işte iş insanı da var, öğretmen de var, din adamı da var. Yani toplumun her kesiminden milletvekilleri olduğu için nasıl bir meclis diyoruz? Demokratik bir meclis diyoruz. Yine bu meclis arkadaşlar ülkeyi kendisi yönetiyor. Bakın bir hükümet kurulmuyor henüz. Ülkeyi kendisi yönettiği için meclis hükümeti sistemini benimsemiş. Yani meclisin başkanı aynı zamanda hükümetin de devletin de başkanı gibi hareket etmiştir. Ve altta da zaten hemen ilk TBMM'mizin yani birinci kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin binasını görüyoruz. İnternete eğer yazarsanız birinci TBMM sanal tur diye o binanın içini sizler de gezebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet bir sonraki sayfaya geçtiğimde 6. konuyu yani TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaları göreceğiz. O yüzden bu konuya bugünlük geçmiyoruz. En son olarak TBMM'yi açtık ve özelliklerini de işledik. Başlık. Şöyle ki birazcık yanlış olmuş. O e, kopyala yapıştır yaptım yerler olmuştu. O yüzden başlığa takılmayalım. Başlığımız Misak-ı Milli ve TBMM arkadaşlar. Burada özellikle TBMM'nin açılmasıyla şunu anlamanız lazım. Milli egemenlik vurgulanmıştır. Misak-ı Milli ile de tam bağımsızlık vurgulanmıştır. Bu ikisine dikkat ettiğiniz zaman çok rahatlıkla bu konuyu anlayabilirsiniz. Umarım bu konuda kafanızda bir soru işareti bırakmamışımdır. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.